Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi yayınladığı örnek yazılı senaryoların çözümünü yapacağız. Ayrıca yine 5. sınıf fen bilimleriyle ilgili bizim hazırladığımızda örnek yazılı var. İsterseniz onu da inceleyebilirsiniz ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 2 örnek senaryo hazırladı ve biz ilk olarak 1. senaryonun çözümünü yapacağız. 1. senaryomuz 8 sorudan oluşmakta. İlk sorumuza başlayalım. Ay güneşten oldukça küçük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında güneş ve ayın hemen hemen aynı büyüklükte görülmesi nedenini açıklayınız demişiz. Arkadaşlar güneş dünyadan aya göre çok daha uzakta olmasından dolayı ay ile hemen hemen aynı büyüklükte görülür. Neden? Güneş dünyaya çok daha uzak, ay daha yakın ve ikisinin de boyutları hemen hemen aynı büyüklükteymiş gibi görünmektedir. Evet, ikinci sorumuz canlıların sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız diyor. Öncelikle canlıları 4 kategoriye ayırmamız gerekiyor. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkileri zaten vermiş ve hayvanlar üzere canlılar 4 kategoriye ayrılıyor. Mantarlar ise kendi içerisinde 4 kategoriye ayrılıyor yine. Küf mantarları, maya mantarları, parazit mantarlar ve şapkalı mantarlar olarak. Bitkiler kendi arasında ikiye ayrılıyor. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak. Hayvanlar ise omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olarak ikiye ayrılırken omurgalı hayvanlar ayrıca kendi içinde de sınıflandırılıyor. Nedir bunlar? Memeliler, kuşlar, sürüngenler, balıklar ve kurbağalar olmak üzere 5 kategoride sınıflandırılıyor diyebiliriz. Evet, 3. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki özdeş 3 dinamometreyi P, R ve S cisimleri asıldığında dinamometrelerdeki uzama miktarları aşağıda verilen şekildeki gibidir diyor. Tamam, bakıyoruz. Şimdi 1. dinamometre P asılmış ve bu 60 N'miş cismin ağırlığı. R'de 3 dilim asıldığını görüyoruz toplamda. S'de 2 dilimlik bir şey asıldığını görüyoruz ama bunların ağırlıklarını bilmiyoruz. Şimdi P cismi 60 N olduğuna göre R ve S cisminin ağırlıkları kaç N'dir diyor. Şöyle söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Orada 4 dilim olduğuna göre ve toplamı 60 en olduğuna göre 60 bölü 4'ten bir tanesi 15 en'dir. O zaman R cisminde 3 tane dilim olduğuna göre R cismi 15, 30, 45 en ağırlığındadır. S cisminde 2 dilim olduğuna göre 15, 30 en ağırlığındadır diyebiliriz. Evet. Öğrencilerin ödevler için yapmış oldukları dinamometre tasarımları aşağıda verilmiştir. Birinci öğrenci paket lastiğinden, ikinci öğrenci bakır telden yapmış. Bu tasarımlardan hangisinin doğru olduğunu sebebiyle birlikte açıklayınız demişiz. Arkadaşlar birinci öğrencinin tasarımı doğrudur. Çünkü dinamometrelerde esnek madde kullanılır. Paket lastiği esnek olduğu için dinamometrede kullanılabilir. Ama bakır tel esnek değildir ve dinamometrede kullanılamaz. Evet, bir öğrenci görseldeki cismi en az 60 N kuvvet uygulayarak hareket ettirmiştir. Buna göre 50 N'lik kuvvet uygulandığında cisim hareket eder mi sebebiyle açıklayınız demişiz. Hareket etmez. Çünkü bir cismin hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetinden daha fazla kuvvet uygulanması gerekir. Bakın en az 60 N kuvvet uygulayarak hareket edilmiş. Onun dışındaki bir kuvvetle hareket ettirilemediğini görüyoruz. Sebebi ise sürtünme kuvvetidir. Evet, özdeş eğik düzlemlerin yüzeyleri K, L ve M maddeleriyle kaplanmıştır. Bir cisim bu eğik düzlemlerden şekildeki gibi serbest bırakılmıştır. Cismin zemine ulaşma süreleri arasındaki ilişki de K büyüktür, L büyüktür, M olarak belirlenmiştir. Buna göre K, L, M yüzeylerinin sürtünme kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Arkadaşlar sürtünme kuvvetleri de yine bunlarla aynı orantıdadır. Zemine ulaşma süreleriyle aynı orantıda olduğu için K büyüktür, L büyüktür, M şeklinde sıralayabiliriz. Evet, aslında bu bizim kendi yazılımızda da belirttiğimiz bir örnekti. Bir bakalım ne diyor. Bir sporcu halteri kaldırmadan önce elinden kaymasını engellemek için görseldeki gibi özel bir toz sürmektedir. Buna göre tozun sporcunun elinden halterin kaymasını engellemesinin sebebini açıklayınız demişiz. Eli ile halter arasında oluşan sürtünmeyi artırdığından elin kayması engellenmektedir. Evet, aşağıdaki görsel üzerinde bir maddede meydana gelen hal değişimlerini numaralandırılarak veriniz demiş.
numaralandırmış halde şimdi adlarını yazınız. Şimdi birinci şeye bakıyoruz. Su buharından buz oluyor. Kırağılaşıyor yani. Peki buzdan su buhar olursa buna süblimleşme diyoruz. Sonra bakıyoruz üçüncüye. Buzdan su oluyor, o zaman eriyor. Ama sudan buz olursa donma olur. Beşe bakıyoruz. Sudan su buharı olursa bu buharlaşmadır. Su buharından su olursa bu yoğuşmadır. Evet, ısı olarak gerçekleşen hal değişimleri hangilerdir? 2, 3, 5, 2, 3 ve 5 dedik. Yani süblimleşme, erime ve buharlaşma ısı alarak gerçekleşen hal değişimleridir. Evet, ilk senaryoyu tamamladık. Şimdi ikinci senaryoda 5 tane sorumuz var. Bunların çözümlerini yapacağız. 15 Ekim 2023 tarihinde ayın görünümü aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demişiz. Ayın verilen tarihlerdeki evrelerinin adını yazınız. 15 Ekim'de ay bu şekilde dolunay görünümünde ise 8 Ekim'de son dördündedir. 22 Ekim'de de ilk dördündedir. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Ortalama bir haftada bir, yani ortalama 7 günde bir döngü gerçekleşiyor. 15 Ekim'den 7 gün geri gittiğimizde 8 Ekim oluyor. Ve dolunay evresinden önceki evre son dördündür. Dolunay evresinden sonraki 7 gündeki evre ise ilk dördün olmaktadır. Ayın verilen tarihlerdeki evrelerin görünümünü çiziniz demişiz. Evet, 8 Ekim tarihinde ters D şeklindedir. Son dördün, 22 Ekim yani ilk dördünde ise D harfi şeklindedir. Evet, aşağıda bazı canlılara ait görseller numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Evet, omurgalı canlıların numaralarını yazınız demişiz. Evet, yarasa omurgalı bir canlıdır. Tavuk, kurbağa, timsah, alabalık, ayı, yılan, serçe ve yunus omurgalı hayvanlardır. Sürüngenler sınıfını yazın demiş bize. Timsah ve yılan sürüngenler sınıfındadır. Balıklar sınıfına ait olanı yazın demiş. Alabalık balıklar sınıfındadır. Yumurta ile çoğalan canlıların numarasını yazınız demiş bize. Kelebek, salyangoz, tavuk, kurbağa, timsah, alabalık, yılan, serçe ve örümcek yumurta ile çoğalmaktadır. Vücutları pullar ile kaplanan canlıların numaralarını yazınız demişiz. Arkadaşlar timsah, alabalık ve yılanın vücutları pullar ile kaplıdır. Vücutları tüyler ile kaplı olanları yazınız demişiz. O zaman tavuk ve serçenin vücutları tüyle kaplıdır diyebiliriz. Evet, dinamometre modeli tasarlarken neden esnek bir malzeme kullanılması gerektiğini kısaca açıklayınız. Bir önceki senaryoda bakır tel ve paket lastiği kullanan öğrenci vardı. Hangisinin dinamometresi doğru diye sormuştu ve biz demiştik ki paket lastiğinin doğrudur çünkü dinamometrelerde esnek madde kullanılmalıdır. Peki esnek madde neden kullanılması gerekiyor? Çünkü kuvvetin esnek cisimler üzerindeki şekil değiştirme etkisinden faydalanabilmek için kullanılır. Bu sayede zaten ölçüm yapılabilir. Evet, buraya baktığımızda A, B, C yüzeylerinde şekil 1'deki gibi oluşturulan düzenekte bir cisim yay ile çekilerek hareket ettirilmektedir. Cisim en az kuvvetle hareket ettirildiğinde yayda meydana gelen uzam miktarına ait grafik şekil 2'de verilmiştir. Tamam. Bu yüzeylerde oluşturulan yollarda aynı hıza sahip özdeş 3 araç K noktasında fren yapmıştır. Tamam. Buna göre araçların durana kadar alacakları mesafeyi büyükten küçüğe sıralayınız demişiz. Arkadaşlar baktığımızda mesafeyi sıraladığımızda en küçük C, sonra A, sonra B olur. Neden? Uzaman miktarıyla aynı orantıda ilerlemektedir diyebiliriz. Evet, şimdi yine sürtünme kuvvetiyle ilgili bir soru. Ata sporlarımızdan biri olan yağlı güreş, pehlivanların vücutlarının görseldeki gibi yağlanması sebebiyle bu adı almıştır. Bu sporda yağın kullanılmasının pehlivanların birbirini tutması üzerindeki etkisini açıklayınız demişiz. Yağın yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltmasıyla pehlivanların birbirini tutması da zorlaşmaktadır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, yazılı hazırlığımızı, yani en azından Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı senaryo çözümlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.